Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Gerçek baba yiğit güreşi kazanan değil. Güreşte rakibinin sırtını yerine getiren değil gerçek güçlü olan. Gerçek baba yiğit güçlü olan kimse öfkelendiği zaman öfkesini yenen kimsedir. Öfke rakipten daha güçlü. Dinimizin övüp takdir ettiği yiğit yarışta, güreşte rakibini yenen kimse değil. Kin ve öfkeyle dolduğu zaman nefsini kötü bir söz ve davranıştan alıkoyabilendir. Bu sebeple bir hadis-i şerifte nefisle mücadele düşmanla mücadeleden daha zordur buyurulmuştur. Bir başka hadiste ise en azı düşmanın nefsindir denilmiştir. Hadisimiz bir taraftan içimizdeki rakiplerle mücadelenin dışımızdaki rakiplerle mücadeleden daha zor olduğunu ortaya koymakta. Bir taraftan da yiğitlik duygu ve gösterilerini inkar etmeden onları iyiye yönlendirmektedir. Yönlendirme yapıyorum. Böylece inananları tehlike ile burun buruna geldikleri kızgınlık ve öfke anlarında sabırlı davranmaya teşvik etmektedir. Sabır kin ve öfkeyi değilse bile böylesi hallerde gayrimeşru bir iş yapmayı önleme gücü olmaktadır. Sabır kin ve öfkeyi değilse bile böylesi hallerde gayrimeşru bir iş yapmayı önleme gücü olmaktadır. İnsan öfkelenebilir, kinlenebilir. Belki buna engel olamaz ama hiç değilse böyle hallerde öfkelendiğinde gayrimeşru bir iş, yanlış bir iş yapmış olmaz, sabreder. Bu hadis-i şerif özellikle yiğitlik taslayan, kahramanlıktan hoşlanan ve bunu fiziki güç gösterisinde sananları asıl kahramanın kim olduğu konusunda uyarmakta ve her inanan kişiyi böyle bir kahramanlığa davet etmektedir. Bazı insanlar öyledir. Güç gösterisi yapmak ister. Onlar diyor ki asıl güçlülük sabredebilmektedir. Bu manada yarış, güreş, savaş her zaman söz konusudur. O halde böyle bir baba yiğit olmaya bakmak gerekir. Yani sabır ehli bir baba yiğit olmaya, nefse karşı baba yiğit olmaya çalışmak lazım. Her şeye rağmen bir kere kızmış olan kimseyi teskin etmek için ne yapılması gerekir? Bu sorunun cevabını aşağıdaki hadis-i şerifte buluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir söz biliyorum, euzubillahimineşşeytanirracim diyorum. Bunu söylerse öfke hali gider, şeytan uzaklaşır. Çünkü öfke şeytandandır. Nefisle mücadele ve ona hakim olmak düşmanla cihat etmekten daha zordur. Ferdi ve sosyal zararını düşünerek öfkelenmemeye çalışmak gerekir. Öfkeyi teskin etmek, sakinleştirmek gerekir.